Eskiden uçakla yolculuk yapmak hem kültür hem para hem de cesaret işiydi. Yani uçağa elini kolunu sallayarak binmek öyle kolay değildi. Haftada bir veya iki kez Samsun Havaalanı'ndan kalkan uçaklarda yolculuk edenler selavatla uğurlanır, yine selavatla karşılanırdı. Çünkü Samsun'un yüksek tepesinde sert esen rüzgarlar çoğu zaman pervaneli uçakların pas geçmesine neden olur. Birkaç denemeden sonra da uçaklar geri dönmek zorunda kalırdı. Acil işi olanların ise uçağın inmesi için dua etmekten başka çaresi yoktu. Havaalanı binasının iki oda büyüklüğünde bir bekleme, bir de protokol salonu vardı. Bekleme salonuna yolcu yakınının girmesi için torpil gerekliydi. Dün Anadolu Jet'in Samsun-Bursa arasında haftada iki gün karşılıklı uçak seferi başlattığını öğrendiğimde nereden nereye diyerek anılarımı tazeledim. Kulakları çınlasın dönemin Türk Hava Yolları Satış Müdürü Naim Uzunlar, haftada 3 gün olan Samsun-İstanbul seferini 5'e çıkardığında 7'den 70'e sevinmiştik. Şimdi Samsun Çarşamba Havaalanı'ndan uçaklar peş peşe kalkıyor. Köylüsü, kentlisi, paralısı, parasızı, kültürlüsü, kültürsüzü uçağa binip yolculuk yapıyor. Yıllarca zarar eden Türk Hava Yolları'nı dünyanın en saygın kurumlarından biri haline getiren bu işletmecilik anlayışı, hem Anadolu insanını çağdaşlığın nimetlerinden yararlandırmış hem de kurumun büyümesini sağlamıştır. Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok Samsunlunun yaşadığı şehrin Bursa olduğunu bu anlayış tespit ettiği için Samsun-Bursa uçak seferi konulmuştur. Dünü hatırlayalım bir de. İstanbul ya da Ankara'ya uçakla yolculuk etmek için birkaç gün beklenilen yılları hatırlarsak Samsun-Bursa karşılıklı uçak seferinin ne anlam taşıdığı daha iyi anlaşılacaktır sanırım. Uzakları yakın edip hasretleri bitirenlere selam olsun.